Selamun aleyküm. Şimdi dünyanın içinde bulunduğu bu kaos, yani dünyanın içinde bulunmuş olduğu kaosu bir şöyle bir anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi dünyada yeni dünya düzeni dedikleri bir takım işte insanların çıkıp anlattığı, işte sosyal medya yönüyle televizyonlarda anlattıkları, yani yeni dünya düzeni, işte yok dünyada bir takım virüslerle dünyanın insanların sayısını azaltacaklar. İşte kuantum bilgisayarı şu anda yapmaya çalışıyorlar. Belki de yaptılar kuantum bilgisayarını. Yani kuantum zaten bilgisayarını yaptıkları zaman zaten benim zannettiğim kadarıyla şeyi çözecekler. Ne diyorlar ona? O zihin, akıl yani. Kompütür aklı. Çünkü kuantum bilgisayar yaptığın zaman hem hayır hem evet diyebilecek. Yani bir nevi düşünebilecek, yani bir seçim yapabilecek yani kuantum bilgisayarı. Yani insan aklı insan aklıyla insan aklına yakın bir şey olacak yani. Düşünecek yani. Evet. Kuantum bilgisayarı düşünecek. Yani dünyanın sonu zaten alametler geldi yani. Dünya sonu. Yani büyük alametler çıktı yani. Şimdi millet hala Mesih'i bekliyor. Deccal'ı bekliyor. Dabbetül Arz'ı bekliyor. Mehdi'yi bekliyor. Ya bunların hepsi geldi be kardeşim. Yani büyük kıyamet, büyük alametler çıktı zaten. Yani ben büyük bir olasılıkla, yani Allahu alem, ben yani Mesih'in de yani aramızda olduğuna inanıyorum. Mesela şimdi Edip Yüksel'in ben Deccal diyorum mesela. Kim inanıyor mesela Edip Yüksel Deccal olduğuna? Aynı onun gibi yani, o Mesih de aramızda ama Hazreti İsa da aramızda ama nasıl bileceksin, nasıl bulacaksın? Ben dahi daha bulamadım bak. Yani inanın bir kıpırtımı bekliyorum yani. Daha tam yani normal bir insan da olabilir. Onu herkes anlayamaz yani. Kritik yapacağız yani dünyanın şu andaki hali. Hatırlıyorsanız Trump'ın seçimi kazanacağını söylemiştik. Yani o zamanlar Trump'ın seçimi kazanması muazzam olarak zordu yani. Hakikaten zor bir şeydi. Clinton yani bütün küresel güç, Amerika Trump'ı destekliyordu. Şimdi ne olduysa oldu, Trump'ın seçilmesinden sonra dünya küresel gücü baronları ayrılığa düştüler. İşte bu Rothschild'lerin tarafı, Amerikan Masonik derin yapısı ayrılığa düştü. Yani bunu çok rahat görebiliyoruz. İşte ne yaptılar? Dünyada belli başlı işte projeleri vardı. Mesela bu işte Büyük İsrail projesi, Suriye'de bir sürü terör örgütleri kuruldu, IŞİD, bunlardan işte IŞİD kuruldu, ondan sonra acaba bunların hepsi yani küresel gücün baronlarının para verip o bölgeyi boşaltıp o bölgede bir Büyük İsrail projesi, Büyük İsrail'i kurmaktı. Ama tabii ne oldu? Türkiye bozdu. Çoğu şeyi bozdu. Ne oldu? Amerika'yı, PYD'yi falan, Amerika'yı oradan saf dışı etti. Sonra işte bu da yeni bu Rusya'yı, Suriye askerleri, Rusya biliyorsunuz bizim 20 tane askerimizi vurdular. Rusya bunu biliyordu yani. O bize, Rusya onu gözdağı vermek için yaptı ama baktı ki rahat durmuyoruz. Türklerle savaşmayı da göze alamadı Rusya. Çünkü yani Rusya'nın 170 bin nüfusu var. 170 milyon nüfusu var. Tamam, ellerinde nükleer silahlar var ama
nasıl yapacak? Türkiye'ye mi atacak nükleer silahı? Atamaz. Çünkü dünya küresel gücü olarak anlandırdığım üst akıl buna izin vermez. Çünkü dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını istiyorlar. Yani onlara göre zaten hepsi ateist. İşte dünya halklarını azaltacaklar. Ondan sonra yeni bir dünya düzeni, bilgisayarların, aynı bu bazen hani filmlerde görüyoruz ya, böyle 2160'da, 2700'de, 2800 gibi böyle bir uzun süreli filmlerde dünyada nasıl bir düzen var, böyle her şey bilgisayarlar yapıyor. Öyle bir dünya kurmak istiyorlar ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Işık birazcık az geliyor, kusura bakmayın. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Amerikan derin masonik yapısıyla küresel güç, bu hani Rothschild gibi, yani bu ismi bunun geliyor da bunun arkasında da bir sürü takım yıldızı vardır yani. Bu tip dünya küresel gücün elinde bulunduran üst akıl dedikleri, kendilerine üst akıl dedikleri, ya o üst akıl da ben büyük bir ihtimal şeytandan fikir alıyorlar yani. Çünkü insana vesvese yoluyla şeytan bir sürü icat yaptırıyor. Yani Cenab-ı Allah buna müsaade ediyor. Şimdi ilahi kaderi kader. Yani kader yolu olduğu için, ilahi bir kader olduğu için Cenab-ı Allah bütün dünyadaki yapılanların her şeyden haberdar. Yani dünyadaki bir tek yaprak düşse bile, yani yaprağa geçin artık, o Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu avam lisanında söylüyor. Yani o kuantum tanecikleri, kuartlar, o tanelerin içindeki o sonsuzluk, kuartların içinde sonsuzluk var. Onların içini bile gören ve bütün bu Big Bang'le başlayan büyük bu kainattaki bütün o zerreleri, yani bütün kainattaki bütün gezegenleri, kara delikler, gezegenler, değil mi? Bunların hepsini Cenab-ı Allah içindeki kuartlara, kuantumlara, kuartlarına kadar hepsini biliyor yani, anladınız mı? Kur'an'da bunu zaten söylese kim anlayacak bunu? Sübhane ve Teala. İşte biz bu zamanda geldiğimiz için, yani ahir zamanda geldiğimiz için Cenab-ı Allah'ı daha güzel övebiliyoruz. Yani muazzam. Şöyle bir miraca çıkıp şöyle kainata miraçtan bakabiliyoruz yani. Şimdi bunu bin sene önce yapamazdın. Niçin yapamazdın? Çünkü bilemezdin yani. Şimdi bütün işte krokisini çiziyorlar. Kainatın bir fikir sahibiyiz, değil mi? Şimdi Big Bang'i nereden bilecekler bin sene önceki insanlar? Yani Allah'ı yarattıklarını daha muazzam bir şekilde ne yapıyoruz? Allah'ı övebiliyoruz, değil mi? Bir mekanın içinde Cenab-ı Allah Big Bang patlamasını yaratmış, değil mi Cenab-ı Allah? O Big Bang patlamasıyla kainat genişliyor. Yani o parçalar genişliyor. Abi bir de bir kara madde var, değil mi? Kara madde yani bir kainat, mekan var. Mekan, abu muazzam bir şey. Bir de mekan var. O mekanın içinde, o mekanın boyutunu bilmiyoruz. Sübhane ve Teala. Yani Big Bang'in patlamasıyla şu kainattaki bütün gezegenler, takım yıldızları, işte içindeki kara delikler filan, onun büyüklüğünü kestiremiyoruz. Ancak hayalen anımsayabiliyoruz. Bir de bu kara madde, mekan, yani mekanın içindeki bu büyük kara madde, büyük mekan. Bir de onun boyutu ne kadar, değil mi? Subhanallah. Yani bakın, görüyor musunuz? Yani ahir zamanda gelmemiz, yani Allah'ı çok günahkarız çünkü, ama Cenab-ı Allah'ı muazzam bir şekilde hakkıyla övebiliyoruz. Rabbim tabii ki en güzel, kendini Rabbim över. Yani Trump'ın gelmesi İslam alemi için ne demiştik? İyi olacak demiştik. Çünkü Obama olsaydı şu anda biz Amerika ile muhakkak bir savaşa girmiştik. Obama olsaydı. Rusya ile de girmiştik. Çünkü Obama o YPG'nin, yani oradaki o koridor, Akdeniz'e doğru giden koridoru yarıp Büyük İsrail'e destek vereceklerdi. Bakın şimdi Trump mesela gidiyor işte Kudüs'e, işte Kudüs İsrail'in başbakanı diyor. Ya muazzam bir ironi yapıyor Trump. Evangelist galiba Trump. Ben zannetmiyorum. Yahudileri o da sevmiyor. Ama çok güçlü olduklarını bildiği için Trump
Hani bu azil çıkardılar yani aklı dengesi yerinde değil dediler de zehir gibi bir akıl var Trump'ta. Yani aptal bir adam olsa o kadar zengin olamaz zaten. Dediğim gibi büyük bir ironi yapıyordu. Yani dünya Trump'ın Amerika başbakanı olmasıyla dünyada büyük bir kaos başladı. Niçin? Şimdi Rothschild taraftarları Çin'e kayıyorlar. Çin işte Çin'i büyük bir devlet, dünya süper gücü yapmak istiyorlar. Ama Amerikan masonları, Amerikan masonunun derin devleti, yani onların da zenginleri buna karşı çıkıyorlar. Yani aslında muazzam bir güç dengesi var. Yani bunlar ikiye bölündü. Eskiden bunlar birlikti, beraberdi. Dünyada istedikleri gibi at koşturabiliyorlardı. Ama şu anda ne oldular? Küresel güç ikiye bölündü. Şimdi ne yapıyor mesela? Şimdi dünya küresel gücü, Rothschild taraftarları, yani Çin'e gidenler, yani Çin bütün o mallarını, bütün büyük bu markalar, değil mi? Hep orada yaptırıyorlar şeylerini. Yedek parçalarını falan hep orada monte ettiriyorlar. İşçilik ucuz diye. Çin'in büyük bir insan gücü var. Bir de aptal insanlar, dinsizler. Kolay bunları şey yapabiliyorlar, anlıyor musunuz? Kullanabiliyorlar. Ne yaptılar? Hemen Amerikan derin devleti, yani öbür küresel güç ikiye bölündü. Öbür küresel güç ne yaptı? Koronavirüs denilen bir virüsle Çin'e bir panik vermek istedi. Yani bu koronavirüsünün Çin'de çıkması ve Çin'den bütün dünyaya yayılması arkadaşlar muhakkak ki bence dünyada bir test yapıyorlar. Yani dünyada eğer böyle büyük bir felaket olursa bu dünyada büyük felaket olursa ne olur? İnsanların nabzını tutuyorlar. Anket yapıyorlar, anket. Yani çünkü yaptıkları bu virüste dünyanın yani kaç bir ay oldu mu bunun çıktı? 2 ay oldu mu? Daha kaç kişi öldü yani? Yani öyle bir virüs bulacaksın ki kardeşim. İlk çıktığı anda ilk bir ay içinde 2-3 milyon insanı öldürecek gibi ben ona virüs diyeyim yani. Onun için ama ne yaptılar? Güzel bir Çin'e şey yaptılar. Yani hem ekonomik yönden şimdi kimse mesela AliExpress'ten bile mesela ben bir şey sipariş etmek istemiyorum. Acaba diyorum o üzerine yapıştırır mı torba? Yani adam zaten bunu yapmak istediler. Algoritma operasyonu yapmadılar yani sağlam yaptılar bu sefer. Bu da bir gelişme. Bunu yapan Amerikan derin masonik kuvveti. Tabii bunun yapılmasının şimdi benim tahminimce NASA biliyorsunuz bu Colorado Denver'da büyük bir havalanı yapıldı. Bu havalanında işte yerin metrelerce altına muazzam bir şehir kurmuşlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani NASA büyük bir ihtimalle dünyaya bir gök cismi yani meteorun dünyaya çarpma ihtimali üzerinde duruyorlar. Ama bunu halka açıklamıyorlar. Yani ben demiştim hatırlıyorsunuz 2017'den belli bunu savunuyorum. Dünyaya bir meteor çarpacak diyorum. Çünkü bu Doğan suresinden çıkardım. Dünyayı muazzam bir duman tabakası, ateş şekilde havadan geleceğini. Yani bu yakın zamanda pek de uzak olduğunu zannetmiyorum. Bir meteor çarpacak ve bu meteor çarpmasını NASA belki de bir tahmin olarak algıladı ve bu Denver'ı yaptılar bence. Yerin altına bu koruları aldılar. Denver'ı üstünü kurdular. İşte buraya ne yapacaklar? Zengin takımı çoğu buraya gelecek. Ya bu bilinen Denver bilinen. Bence biraz bilinmeyen tabii bütün herkes önlemini almıştır. Yani yerin altında daha Allah bilir kaç tane şey vardır. Yani böyle sığınak, şehir diyelim artık. Bunlara sığınaklı demeyelim de. Şimdi çünkü NASA'nın uzay araştırmaları Çin'den daha iyi şimdi. Bunu kabul edelim. Çünkü adamlar ta ne zamandan belli? Değil mi? Senelerden belli işte 1960'lardan belli çalışan uzay araştırmaları yani Çin'den daha önde. Yani bir ihtimal olarak büyük bir ihtimal olarak bence dünyaya bir meteorun çarpma ihtimali üzerinde duruyor NASA. Ben diyorum çarpacak Allahu alem. Çin'in bundan haberi yok ama. Ve büyük küresel gücün de.
küresel, yani dedin ya yarım küresel güç. Yarım küresel gücün haberi yok. Çünkü yarım küresel gücün haberi olsa Çin'e bu kadar yatırım yapmazlardı. Çünkü benim tahminimce bu meteor tam Çin tarafından vuracak. Yani Çin tarafından vuracak ve meteorun piyasaya çıkacağı zaman, yani onu artık Çinliler de eşek değiller galiba. Onlar da bir şimdi uzayı araştırıyorlardır. Bir kendi kafalarına göre bir araştırma yapıyorlardır. Onlar da son zamanlarda bunu görecekler ve bu Çin'de büyük bir kaos çıkacak arkadaşlar. Bunlar kaçacaklar. İşte Tacikistan, Kazakistan, o taraflardan kaçıp daha batıya, batıya doğru kaçacaklar. Çünkü doğuya kaçamazlar. Doğu deniz. Batıya kaçacaklar. Yani büyük bir kaos olacak. Dediğim gibi yani Trump'ın seçilmesi İslam alemi için iyi oldu. Niçin? Çünkü küresel gücü ikiye böldü. Küresel güç şu anda birbirine düşmüş. Şu anda bakın Amerikan derin devlet yapısı, masonik yapı, öbür küresel güç, A küresel gücü diyelim ona, A küresel gücü Çin'e büyük bir ekonomik darbeyi vurdu. Ama şimdi bakalım Rothschild taraftarları, yani öbür B küresel gücü, bakalım ne yapacak? Amerika'ya bakalım, onlar nasıl bir şey vuracaklar? Darbe vuracaklar. Yani bunların iki tarafın savaşması iyi oldu. Cenab-ı Allah bunları birbirine düşürdü. Dedi ki en güzel tuzak kuran Cenab-ı Allah'tır. Şimdi bunların ikisinin birbirlerine kargaşaya tutuşmaları Orta Doğu'daki bu Büyük İsrail projesini rafa kaldırdı bunlar. Bakın fazla üstüne düşmüyorlar. İsteseler orayı, istedikleri bir karıştırır bunlar. Fazla orası Türkiye'ye yaradı. Ne yaptı Türkiye? İdlib sınırında rahat rahat geldi işte. 20 tane asker öldü ama Suriye'yi cacık ettik. Bizim siyahlarla pata pata hepsini indirdik aşağı. Rusya bir şey diyemedi mesela. Koskoca Rusya karşımızda duramadı. İstese Rusya orada bizim 2 tane 3 tane uçağımızı da indirebilirdi ama bizim ne yaptı? Ciddiyetimizi gördüğü için ciddi bir şekilde baktı ki Rusya, biz bunların dediği 2 tane 3 tane uçağını düşürsek bunlar dedi manyak dediler. Bunlar geldiler hepimizi uçururlar. Ya Rusya'ya tabii başa çıkamayız yani. Rusya'nın elinde büyük muazzam atom nükleer güç var ama kullanamaz onu yani. Kullanamaz. Yani ben dünyada hiçbir ülkenin atom bombası bu saatten sonra kullanacağını zannetmiyorum. Çünkü dünyayı yaşanabilir bir yer yapmak istiyorlar. Dünyayı yaşanabilir bir yer, yani insan azaltıp kendi kafalarına göre yeni dünya düzeni kurup hayalperestlik yapıyorlar. Hayalperestlik yani. Dünyada